Evet, merhaba arkadaşlar. TYT Geometri Soru Bankası Üçgen Değişiklik ve Benzerlik Test 8'de birinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir kenar açı kenar benzerliği göreceğiz. O da AEF ile ABC üçgeninde arkadaşlar. Şuraya da yazalım. Kenar açı kenara göre benzer arkadaşlar. Bakın kenar açı kenarda ortak bir açı lazımdı. Ortak açı da A köşesi. Sonra bu A açısının kollarına bakıyorum. 4'e 6. Büyük üçgende arkadaşlar. 8'e 12. Ve bunları küçükten büyüğe yazdım. Ve bakın bunları alt alta oranladığımızda birbirine eşit olduğunu görüyorsunuz. O yüzden kenar açı kenara göre benzerdir diyoruz. E bu oranda o zaman bunun gördüğü kenar olan 5 ile yine büyük üçgende bunun gördüğü kenar olan x'in oranına eşit olacak arkadaşlar. Buradan da bakın 1'e 2 oranında x buradan 10 gelecek. Yani doğru cevap Ceyhan. Evet, soru 2. Bakın soru 2 de yine bir kenar açı kenar arkadaşlar. Tek bir açı eşitliği var. Yani buradaki ADC ile ABC kenar açı kenara göre benzer arkadaşlar. Bakın ADC üçgeninde bunun bu açının kolları 9 ve 12. Diğer üçgende aynı açının kolları 6'ya 8 arkadaşlar. Ve bakın bunları oranladığınız zaman birbirine eşit olduğunu göreceksiniz. E bu oran benzerlik oranı demek ki. O zaman bunun karşısındaki kenar x, aynı açının karşısındaki kenar 9. Bu oranlar da birbirine eşit olacak. Buradan içler dışlardan 108 eşittir 8x'ten. X arkadaşlar 13,5 gelecek. Yani doğru cevap Edirne. Evet, soru 3. Arkadaşlar bakın soru 3 de bir kenar açı kenar benzerliği. Hemen şuraya yazayım, ondan sonra gösterelim. ADC ile ABC kenar açı kenara göre benzer arkadaşlar. Bakın hangi açıları ortak? C açıları. O zaman bu C açısının her iki üçgende kollarına bakıyorum. Buradan bakarsam küçükten büyüğe yazıyorum. 6'ya 12. Büyük üçgende 12'ye 24 arkadaşlar. Ve bakın bunları alt alta oranladığınızda eşit olduğunu görüyorsunuz. Demek ki kenar açı kenara göre benzer. O zaman bu açının karşısı ADC'de x, büyük üçgende 18'i görüyor. Bunlar da eşit olacak arkadaşlar. Demek ki 1'e 2, 1'e 2 olacağına göre x 18'in yarısından 9, yani Bursa gelir. Evet, soru 4. Soru 4 de yine bir kenar açı kenar arkadaşlar. Hemen gösterelim ilk önce. ACD ile arkadaşlar ABC kenar açı kenara göre benzer arkadaşlar. Nereden anladık? Bakın burada bir paralellik var. O zaman bu C açısıyla, yani DCA açısıyla buradan bir Z kuralı yaparsınız arkadaşlar. CAB açısının eşit olduğunu göreceksiniz. Şimdi o zaman bu C açısına ve buradaki A açısına göre, bunlar eşit olduğuna göre bunun kollarına bakarsak arkadaşlar, bu üçgende 6'ya 12, diğer üçgende 12'ye 24 şeklinde ve bakın oranladığımız zaman eşit oluyor. Demek ki bu benzerlik oranı. O zaman bu açının karşısı bu üçgende 9, diğer üçgende x'i görmüş. 2 katı olduğu için x buradan 18, yani Denizli gelir. Evet. Soru 5. Bakın soru 5'te bir kenar 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 benzerliği arkadaşlar. Kenar kenar benzerliğinden çok fazla soru yoktur. Böyle nadir sorular gelebilir. Bu da onlardan bir tanesi. Bakın BC AD'nin 2 katı demiş. Yani ben buraya A dersem BC 2A arkadaşlar. Buralara BB diyorum. DE'ye C dersem AB'de 2C olacak. Şimdi dikkat edin. ADE ile ABC kenar kenar
kenara göre benzer oluyor arkadaşlar. Nereden anladık? Bakın ADE'nin kenarları ABC, ABC'nin kenarları 2A, 2B, 2C. Yani her bir kenarın 2 katı alınmış. Yani benzerlik oranı 2'ymiş arkadaşlar. O zaman orantılı kenarların gördüğü açılar da eşit olacak. Yani bakın burada C kenarının gördüğü açı 40 derece ise büyük üçgende 2C'nin gördüğü açı 40 derece olmak zorundadır arkadaşlar. Sonra büyük üçgene bakın. Burası 60, 40, 100 yapar arkadaşlar. X'i bulmak için de 180'den 100'ü çıkarırsam cevap 80, yani Edirne gelir. Evet, soru 6. Bir açı açı benzerliği arkadaşlar. Ona geçmeden önce bakın burada özel üçgenden dolayı 3, 4, 5 olduğunu görüyoruz. ABC ile EDB benzer oluyor arkadaşlar. O zaman bakın ikisi de dik üçgen. B açısı ortak açı. Buraya alfa dersem 90 alfa, 90 alfa. O zaman bu açı betaysa diğer üçgendeki bu açı da beta olacak. Şimdi bakıyorum 90'ın karşısı 5. Şuraya açı açı olduğunu belirtelim. Diğer üçgende 90'ın karşısı 10 eşittir. Beta'nın karşısı 4. Beta'nın karşısı x artı 5 arkadaşlar. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığınızda x'in 3 olduğunu göreceksiniz. Doğru cevap Ceyhan. Evet. Soru 7. Bakın bir paralel kenar verilmiş. Bu da bir aslında kenar açı kenar da kullanabilirsiniz. Açı açıdan da gidebilirsiniz arkadaşlar. Paralel kenarda karşılıklı köşedeki açılar birbirine eşittir. O yüzden bu C açısıyla A açısı birbirine eşittir. Şimdi bakın bu açıya göre kollara bakarsak bu üçgende 6'ya 8, diğer üçgende 9'a 12 arkadaşlar. Yani birbirine eşit oluyor bu oranlar. O zaman bu açının karşısındaki kenar olan 8 ile bu açının karşısındaki kenar olan x'in oranı da eşit olmak zorunda. X de buradan 12 gelir arkadaşlar. Doğru cevap Denizli. Benzerliğimizde dediğim gibi yazalım. AFE ile GCH arkadaşlar kenar açı kenara göre benzer. Benzerlik test 8. 8. soru. Burada dikkat edeceğimiz AFC üçgeni ile FDE üçgeni. AFC ile FDC üçgeni kenar kenar kenara göre benzer arkadaşlar. Çünkü AFC üçgenindeki kenar uzunluklarını küçükten büyüğe yazarsak 6, 10, 12. DFE üçgenindeki kenar uzunluklarını küçükten büyüğe yazarsak 3, 5, 6 ve alt alta gelen kenarlara baktığımızda orantılı olduğunu görüyoruz. Demek ki bu üçgenler benzer. Benzer olduklarına göre orantılı kenarlara ait açılar birbirine eşit. Yani 12'nin gördüğü açı, buradan görüyoruz 180 eksi alfa. 12'ye karşılık gelen kenar 6 idi. 6'nın gördüğü açı da 180 eksi alfa olacak. Ve 180 eksi alfa artı beta eşittir 180 olacağından alfa eşittir beta olur. Dolayısıyla alfa bölü beta oranı da 1 çıkar. Benzerlik test 8, 9. soru. Burada EBD üçgeni ile GCF üçgenine dikkat edersek yine kenar kenar kenara göre benzer olduğunu göreceğiz. EBD ile GCF kenar kenar kenara göre benzer. İşte küçükten büyüğe kenar uzunluklarını yazarsak 5, 6, 7, GFC üçgeninde 10, 12, 14. Görüldüğü üzere hepsi 2 kat geliyor. Yani bunlar benzer. Benzer olduğuna göre 5 ve 10'un gördüğü açılar birbirine eşit olacak. Yani 5'in gördüğü açıyla 10'un gördüğü açı eşit olacak. Dolayısıyla büyük üçgene bakarsak ABC üçgeni
ikizkenar üçgen olacak. O zaman C açısının karşısındaki 6 artı x ile B açısının karşısındaki 28 birbirine eşit olacağından x eşittir 22 çıkacak. Evet, soru 10. Bakın bu da bir açı açı benzerliği çıkacak. Açı takibi yapalım. Bakın buraya alfa, buraya alfa dedim. Şu açıya beta dersek arkadaşlar, buraya da teta diyelim. Bakın alfa, beta, teta'nın toplamı 180 derece olacak. E o zaman bu açının 180 olması için alfa var, beta var. Demek ki bu açıya teta kalacak arkadaşlar. Bu açı zaten alfaydı. E yine üçgende alfa, teta. Demek ki buraya da beta kalacak arkadaşlar. Bakın alfa, teta, beta olması gerekiyor. Yani DBC ile EAD açı açıya göre benzer arkadaşlar. Beta'nın karşısı burada 10. Beta'nın karşısı diğer üçgende 5. Teta'nın karşısı x. Teta'nın karşısı 4. İçler dışlar yaptığınızda x'in 8 olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Doğru cevap Adana. Evet, soru 11. Yine bir açı açı benzerliği arkadaşlar. İlk önce yazayım, sonra göstereyim. A, B, C ile arkadaşlar B, D, C açı açıya göre benzerdir arkadaşlar. Ortak açıları hangisi? Bakın B köşesi. Yani ben buraya alfa dersem, eşit verilmiş açılara beta dersem, bakın buraya teta dediğiniz zaman iki iç açının toplamı bir dış açı yapacağından burası beta artı teta. Bakın alfa, beta, beta artı teta. Alfa, beta, beta artı teta. Yani bütün açılara eşit. O zaman beta artı teta'nın karşısı 5. Beta artı teta'nın karşısı büyük üçgende. Orayı bilmiyoruz arkadaşlar. O zaman diğer açılardan gidelim. Alfa'nın karşısı 4. Büyük üçgende alfa'nın karşısı x. Beta'nın karşısı 2. Beta'nın karşısı büyük üçgende 5 arkadaşlar. İçler dışlardan x buradan 10, yani Edirne gelir. Evet, soru 12. Bakın bu da yine bir açı açı benzerliği olacak arkadaşlar. Burada da ben açı açı benzerliğini ABE ile ADC üçgenlerinde göreceğiz arkadaşlar. Açı açıya göre benzer. Bakın zaten A köşeleri ortak. Hemen oraya alfa diyelim. Zaten bunlar birer dik üçgen. Birer açıları zaten 90 derece. Demek ki diğer açıları da eşit olacak. Yani ben buraya beta desem, bakın alfa, beta 90. Alfa 90. Demek ki bu açı da beta olacak. Şimdi başlıyorum. Beta'nın karşısı bu üçgende 6. Diğer üçgende 4. 90'ın karşısı 4 artı x. Diğer üçgende 16 arkadaşlar. Buradan içler dışlar yaptığınızda x'in 20 olduğunu göreceksiniz. Doğru cevap Bursa.